Çok güzel. Ay yedikçe yedirtiyor ya. Yani çok lezzetli. Gerçekten bayılacaksınız. Özellikle üstüne basa basa diyorum ki reyhan içine mutlaka koyun. Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle geldim arkadaşlar. Tam mevsimindeyiz. Gördüğünüz gibi lahana sarması yapacağız. Ailecek çok severiz. Annemin tarifiyle yapacağım. Çok lezzetli olur ve herkes bunu bilir. Çok meşhurdur. Sarmamın içine annem daha doğrusu bulgur da kullanıyor ve çok yakıştırıyorum. Gerçekten çok yakıştırıyorum. Siz de öyle yapın. Öncelikle lahanamızı haşlamakla başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle lahanamı alıyorum ve şöyle kofu kısmını, yani kök kısmını şöyle daire şeklinde huni gibi keseceğim. Yani üçgen keseceğim demek. Evet arkadaşlar, sıcak su koyduğum büyük tencereme şimdi lahanamı oturtuyorum. Ve bu şekilde haşlanmasını sağlayacağım. Lahana haşlanırken şimdi içimizi hazırlayalım. Soğanlarımı doğradım. Şimdi kıymamı ilave ediyorum. Ve yıkamış olduğum pirincimi ilave ediyorum. Şöyle bir dolu yemek kaşığı biber salçası. Şöyle iki yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Bir çay bardağı bulgur. Bir çay bardağına yakın sıvı yağ. 1,5 tatlı kaşığı pul biberi. 1,5 tatlı kaşığı reyhan. Olmazsa olmaz. O kadar çok yakışıyor ki reyhan. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı şeker. Şöyle 2,5 tatlı kaşığı tuz koydum ama kontrol edeceğim. Maydanoz da ekliyorum arkadaşlar ama şu an benim maydanozum yok maalesef. Bak, Türk bakkalı çok uzak. Ve sarımsak ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da sumak. Şöyle bir dolu çay kaşığı da nane. Bunu bu şekilde yoğuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi lahanam haşlanmaya başladı ve yapraklar ayrılıyor tek tek. Şöyle pişenleri, yani haşlananları ayırıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi size lahana en kolay nasıl sarılır onu göstereceğim. Bana göre en kolayı şöyle arkadaşlar. Lahanayı bütün halde böyle seriyorum. Şu şekilde. Şöyle. Bunu bu şekilde koparıyorum. Bu kadar. Çok basit oluyor. Gerçekten çok basit. Bana çok kolay geliyor yani. Şuradan başlıyorum. Böyle sara sara gideceğim şimdi. Göstereceğim size nasıl sardığımı. Yani bu şekilde aşırı kolay. Bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi lahanamı aldım. İçimi koydum ve uzunlamasına şöyle yayıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 tur çevirip bu şekilde kesiyorum. Sıkı sıkı sarmanızda fayda var arkadaşlar. Şöyle kenarlardaki porsuk olan tarafları da şu şekilde içe saklayarak bu şekilde, gördüğünüz gibi hem uzun hem de incecik ve daha derli toplu. Porsuk tarafları da şöyle içe sakladım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Hem ince hem de uzun.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dolmaların küçücük yapraklarını bile değerlendirdim. Şöyle sapları arttı. Saplarını nasıl kullanacağımı göstereceğim şimdi size. Şu düz olanları şu şekilde tenceremin tabanına seriyorum. Yanma tehlikesine karşı. O zaman dolmalarımız yanmayacaktır. Bu şekilde. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi en son üstünü bu şekilde yaptım. Şimdi doğradım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi dolmamı sosunu hazırlıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı salça, şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ, şöyle 2 tatlı kaşığı tuz. Eğer tuzunuz, içinizin tuzu fazla olduysa bu şekilde dengeleyebilirsiniz, az veya çok koyarak. Şimdi kaynar suyu ekliyorum. Önce salçanın iyice açıldığından emin olduktan sonra suyunu ekleyip devam edeceğim suyunu eritmeye. Bu şekilde yeterli. Gördüğünüz gibi salçada hiç pütürlük kalmadı. Şimdi bunu dolmanın üzerine ekliyorum arkadaşlar. Dolmanın suyu görene kadar. Kenarlara bakın. Su görünüyorsa tamamdır dolmanın suyu. Gördüğünüz gibi su görünüyor kenarlarda. İşte bir pasta tabağıyla üstüne kapatıyoruz. Ağırlık olsun diye. Yaklaşık 1 saate yakın 55-60 dakika pişecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dolmalarım pişti. Gördüğünüz gibi taş gibi olmuşlar. Hiçbir şekilde dağılma vesaire yok. Gayet güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, dolmalarım pişti. Servis yaptım böyle tabağıma. Hemen tadına bakacağım sizin için. Çok sıcak ama bismillahirrahmanirrahim. Yokum. Evet, çok lezzetli. Ay, acısı da güzel olmuş. Tam istediğim acılıkta. Harika. Şöyle gördüğünüz gibi pişmiş de hem içi hem dışı. Gayet güzel pişmiş. Harika. Kesinlikle bu tarifle yapın. Bayılacaksınız. Resmen kahvaltıyı bununla yaptım. Çok güzel. Ay, yedikçe yedirtiyor ya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün tam mevsimi olan etli lahana sarma yaptık. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu şekilde yapın. Yani çok lezzetli. Gerçekten bayılacaksınız. Özellikle üstüne basa basa diyorum ki reyhan içine mutlaka koyun. Eğer daha önce koymadıysanız farkı kesinlikle göreceksiniz diyorum. Evet arkadaşlar, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma da ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.